Oruçlarımızı kabulü karin eyle. Birlik ve bütünlüğümüzü muhafaza eyle. Nazlı bayrağımızla ezanımızı payidar eyle ya Rabbel Alemin. Huzurumuzu bozma. Memleketimizi, milletimiz için çalışan kardeşlerimizin gayretlerini kabul eyle. El-Fatiha. Saygıdeğer Bingöllü kardeşlerim, saygıdeğer hanımefendiler, sevgili gençler. Hepinize en içten en kalbi selamlarımı sunuyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine gelsin. Şu anda da zaten yukarıdan rahmet üstümüze yağıyor. Kusura bakmayın, bizim burada bir tente var ama siz açıktasınız. Hakkınızı helal edin. İftara da az bir süre kaldı. Bu sürede sizlerle hasbihal etme imkanını verdiği için Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler ediyorum. Değerli kardeşlerim, bugün Bitlis, Ahlat ve Bingöl programlarımızı uyguluyoruz. Allah'a çok şükür gördüğüm manzara şudur. Bu memlekette maalesef bir müddet evvel halkımızın arasına bir takım kin ve fitne tohumları ekilmeye çalışıldı. Bu milletin, Türklerin, Arapların, Acemlerin arasına, Kürtlerin arasına farklılıklar sokulmaya çalışıldı. Aynı Allah'ın kulları olan, Hazreti Adem'in evlatları olan, İbrahim'in milletinden olan, Hazreti Muhammed'in ümmetinden olan insanların arasına kin, kan ve gözyaşı kurulmaya çalışıldı. Halbuki bugün de bir kere daha ifade ettim, bir kere daha fark ettim ki Allah'a çok şükür dünyanın en güzel ülkelerinden birisinde yaşıyoruz. Her türlü yeraltı yerüstü zenginliklerine sahip olan bir ülkeyiz. Dünyanın en güzel tabii güzellikleriyle bezenmiş, donatılmış ve yaratılmış bir ülkenin vatandaşlarıyız. Hepimiz dediğim gibi aynı medeniyetin çocuklarıyız. Bir arada olmak için, beraber olmak için, birlikte olmak için çok sebebimiz var. Ama ayrılık için bir tane nedenimiz yoktur. Bizim bir ve beraber olmamızı sağlayan ortak bir geçmişimiz, kaderimiz, kederde, kıvançta, sevinçte hayatı müşterek hale getirmiş olduğumuz şanlı bir geçmişimiz var. Bu memlekette Selahaddin Eyyubi'nin torunlarıyla Kılıç Aslan'ın torunlarının bir arada olmaktan başka şansı, bir arada olmaktan, birlikte olmaktan başka bir gücü yoktur. Ama ne yazık ki tarih boyunca Haçlılara karşı, Haçlı sürülerine karşı aynı inançla mücadele etmiş. Bu toprakları, bu coğrafyayı Haçlılardan temizlemek için ant içmiş olan Selahaddin'in ve Kılıç Aslan'ın torunlarının arasına nifak sokulmaya çalışıldı. Allah'a çok şükür bu nifaklar, bu oyunlar geri tepiyor. Siz Kürtlerin, Zazaların, Türklerin, Arapların ve diğer etnik unsurların, bu memleketteki 81 milyon vatandaşımızın iyi niyetli gayretleriyle inşallah böyle bir hedef ortaya çıkaramayacaklar. Bu halkın arasına ayrılık sokamayacaklar. Değerli kardeşlerim, Hazreti Resul bir hadisinde buyuruyor ki İttaki ferasetil mu'mini. Müminin ferasetinden korkun, çekinin. Bizler bölgemizde ve ülkemizde yaşanan olaylara feraset gözüyle, basiret gözüyle bakmak durumundayız. Bizler her birisi farklı farklı parçalar olan ama esasında parçaları toparladığınızda büyük bir resim oluşturan ana resmi, esas tabloyu görmek zorundayız. Türkiye'de ne oldu? Suriye'de neler oldu? Şu anda neler oluyor? Irak'ta ne oluyor? Bölgedeki bu gelişmeler ne anlama geliyor? Bunu iyi anlamlandırmak, resmin iyi okumak ve ona göre gereğini yerine getirmek zorundayız. Sevgili Bingöllü kardeşlerim, büyük resim şudur. Bölgemizde bir asır evvel Birinci Dünya Savaşı'nı kazananlar bu coğrafyanın halklarını birbirinden ayırmak için aralarına yapay sınırlar koydular. Masanın üstüne haritaları koydular.
pergellerle, cetvellerle ülkeleri birbirinden ayırdılar. Halkları, aynı aşireti, aynı akrabayı, aynı milleti birbirinden ayırdılar. Örnek olsun diye söylüyorum. Nusaybin halkıyla Kamışlı halkını birbirinden ayırt eden şey nedir? Hiçbir şey. Arada sadece bir cadde var. Aynı akraba orada, dayı çocuğu, amca çocuğu orada, diğerleri orada. Suruç'ta Kobani halkını birbirinden ayırt eden şey nedir? Hiçbir şey. %100 aynı olan halk. Birisine sen Suriye'desin dediler, birisine sen Türkiye'desin dediler. Ayrıca mesela Akçakale, yine Urfa'nın. Akçakale tam karşısında Tel Abyad, Tel Abyad'da Arapça Akçakale demek. Bir asır evvel sınırları böldüler. Bir asır evvel yapay bir şekilde halkları birbirinden ayırdılar. Ama Allah'a çok şükür, demin kısaca ifade ettiğim bu kadar büyük müşterekliğe sahip olan halklar birbirlerinden ayrılmadı. Gönüllerini birbirlerine kapatmadı. Zihinlerini birbirlerinden ayırmadı. Türkler, Kürtler, Zazalar, Araplar hep beraber. Sünniler, Şiiler, Aleviler hep beraber birlikte yaşadı. Sevgili dostlar, değerli Bingöl'ler, işte resmin bam teli burasıdır. Bir asır evvel yapmayı başaramadıkları, sınırlarını böldüklerini, ülkelerini ayırdıklarını ama kalplerini ve gönüllerini ayıramadıkları bu bölgenin halklarına şimdi aralarına kin, kan ve gözyaşı koyarak birbirlerinden tamamen ayırmak istiyorlar. Bu oyunu bozacağız. Bu oyunu hep beraber bozacağız. Bingöl'ler bozacak. Muşlular bozacak. Diyarbakırlılar bozacak. Mardinliler bozacak. Şanlıurfalılar bozacak. Bütün Türkiye bu oyunu bozacak. Biz biriz, beraberiz. Kardeşiz, aynı kaderi paylaşıyoruz. Bu bölgede ne Türk'ün Kürt'ten, ne Kürt'ün Arap'tan ayrı bir geleceği yoktur. Hep beraber, birlikte aynı menfaatlere, aynı hedeflere doğru yöneleceğiz. Daha güçlü olacağız. Değerli kardeşlerim, 1984'ten bu yana devam eden bazı faaliyetler, bazı terör faaliyetlerinin Türkiye'ye faturası 1,5 trilyon dolar oldu. Eğer Türkiye gücünü, kaynaklarını, imkanlarını teröre değil de Türkiye gelişmeye ayırabilseydi bugün Türkiye'de 25 bin dolar seviyesinde milli gelirimiz olacaktı. Şimdi bu kampanyada birileri yaptırmayacağız falan diyorlar ya, arabada yaptırmayacağız, köprüde yaptırmayacağız diyorlar. Eğer Türkiye kaynaklarını teröre değil de tam manasıyla kalkınmaya harcayabilseydi bugün dünya çapında araba markalarımız olacak, bugün dünya çapında uçaklarımız olacak ve dünyanın belki 6. 7. büyük ekonomisi olacaktı. Bütün bu fitne faaliyetleri sadece kin ve gözyaşıyla karşımıza sonuç vermedi. Aynı zamanda fukaralık olarak karşımıza çıktı. Bu bölgenin halkları işsiz, açsız bir şekilde 10 yıllar boyunca bırakıldı. Şimdi Allah'a çok şükür, son 10 yıllık AK Parti iktidar döneminde hem bölgesel kalkınmaya hem ulusal kalkınmaya önem veriyoruz. Az evvel ifade ettim, ben buradan uçak olmadığı için Van'da bir gece vakti yıllar evvel o Bitlis'in çukurlarla dolu yollarından zar zor geçerek gece Diyarbakır'a gittiğim günleri hatırlıyorum. Şimdi Allah'a şükür buna gerek yok. Yeterince uçak Van'da var, bulamazsan Muş'ta var, bulamazsan Bingöl'de var, bulamazsan Diyarbakır'da var. Türkiye'nin her yerine uzanan hava yollarımız var. Yollarımız, az evvel Muş'tan geliyoruz, yollarımız mükemmel. Fevkalade güzel yollarımız var. Değerli kardeşlerim, biz bu imkanlarla bu ülkenin insanlarını çok daha ileriye götürmeye ahdetmiş vaziyetteyiz. Buna söz verdik. Hep beraber daha güçlü olacağız. Yorulmadan, yılmadan daha da ileriye gideceğiz. Ahmet İhani
Ahmet Ali büyük bir İslam mutasavvufu, büyük bir düşünür. 350 sene evvel yaşamış ve bu bölgeye hayat vermiş olan, bu milletin can damarlarından birisi olan bir büyük şahsiyet. Ahmet Ani, İdrisi Bitlisi ve diğer bütün bu bölgenin yetiştirdiği büyük insanların huzurunda hürmetle eğiliyoruz, kendilerini saygıyla anıyoruz. Hem kendilerini hatırlamış olduk, hem de Ahmet Ali'nin şu sözünü hatırladım. Ahmet Ali diyor ki, heveskarla aşık arasında fark vardır diyor. Heveskarla aşık arasında fark vardır. Heveskar hilebaz olur, aşık ise fedakar olur diyor. Biz bu millete aşığız. Biz bu milletin her bir ferdini, hangi etnik kökenden olursa olsun, Hazreti insan olduğu için aşığız. Biz bu memleketin bütün kültürlerine aşığız. Çünkü bu toprakları kültürel olarak zengin kıldığı için. Biz bu memleketin bütün birikimine aşığız. Biz Ahmet-i Hani'yi de, biz Şah-ı Nakşibendi'yi de, biz İrfan geleneğinin büyük insanlarını da, İdrisi Bitlisi'yi de, Hacı Bayramı Veli'yi de, Hacı Bektaş Veli'yi de, her birisini İrfan geleneğinin ulu çınarları olarak kabul ederiz. Biz bu memlekette hikmet dolu irfan ocaklarının her birisine hürmet duyarız. Hizan'dan Ohin'e, Menzil'den Nurşin'e kadar bütün bu coğrafyayı kuşatmış olan irfan geleneğinin hikmetli mekteplerine saygıyla eğilir, onların bu ülkenin ana damarları olduğuna inanırız. Biz bu milletin gençlerine aşığız. Onların sokaklarda kurda kuş ayam olmasını değil, onların iş, aş ve müşterek bir gelecek için yetiştirilmesini isteriz. Onun için biz hiç yorulmadan, usanmadan koşar, milletimizle beraber inşallah aydınlık yarınlara yürürüz. Değerli Bingöl'ü kardeşlerim, şimdi Türkiye'nin önünde büyük bir fırsat var. 24 Haziran Türkiye'de güçlü bir meclis, güçlü bir hükümet ve güçlü bir liderlik için kapıları sonuna kadar açma fırsatını önümüze koyuyor. İnşallah Türkiye bütün bu badireleri geride bırakıp her bir şehrimiz tam manasıyla diyar-ı huzur haline gelmiş olarak daha güzel yarınlara doğru gidiyor. Ben şahsen bugünkü Bitlis, Ahlat ve Bingöl seyahatinden sonra geleceğe daha umutla baktığımı ifade etmek isterim. Bu millet birdir, beraberdir. İmkanı çok olan bir ülkedir. Güzellikleri çok olan bir ülkedir. Dayanışması çok olan bir ülkedir. Hep beraber 24 Haziran'dan sonra da bu yolda canla başla mücadeleye devam edeceğiz. Hızla yürüyeceğiz. Güçlü olacağız. Geçtiğimiz dönemlerde kaybettiğimiz zamanları da telafi edeceğiz. Bu milletin önüne çelme takanlara bir daha fırsat vermeyeceğiz. Ayaklarımıza prangalar bağlamak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz. Yolumuz açık olacak. Hep beraber birlik içerisinde, dayanışma içerisinde olacağız. Değerli kardeşlerim, 24 Haziran seçimleri şunun için önemli. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı yönetim modeline geçiyoruz. Yani burada bulunanların çoğunun yaşadığı, geçmiş dönemlerde yaşadığımız artık kurulamayan hükümetler devri geride kalmıştır. Artık siyasi türbülanslar, kaoslar ve krizler devri geride kalmıştır. Artık IMF'nin kapısında 25 milyon dolar için el avuç açan Türkiye manzaraları çok gerilerde kalmıştır. Artık IMF'ye muhtaç olan değil, IMF'ye gerektiğinde borç verecek bir Türkiye manzarası var. Daha da ileriye götüreceğiz. Artık terör örgütlerinin, gençlerinin canını aldığı Türkiye manzarası geride kalmıştır. Daha ileriye gideceğiz. Şimdi bu seçim bir adım daha ileriye gittik. Yıllardır konuştuğumuz bir şey vardı.
ya şu cumhurbaşkanı adaylarını sadece belli partiler ya da belli çevreler tespit etmesin. Her kim 100 bin imza toplarsa çıksın, cumhurbaşkanı adayı olsun. Oldu mu? Bu seçimde 3 tane aday 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı oldu. 3 ya da 4. 3 ya da 4 aday. Meydan meydan dolaşıyorlar şimdi. Bu AK Parti'nin sağladığı demokratik imkan sayesinde oldu ve çok da doğru oldu. Aranızda eğer niyetli olan varsa, şimdiden bu seçim gitti ama bir dahaki seçime her kim 100 bin imza getirir, halktan toplarsa cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkabilir. Bu millete güvenmenin sonucudur. Hani dedim ya Ahmet Yani'den, aşık olan fedakardır, aşık olan usanmaz. Biz bu millete sevdalı olduğumuz için reyin de kararın da milletten başka kimsenin elinde olmasına rıza göstermiyoruz. Bundan sonra Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin tapusu sizdedir. Kararı sizdedir. 25 Haziran, 24 Haziran'da kararınızı sandıklarda vereceksiniz. Ümit ediyorum ki Recep Tayyip Erdoğan bir pusulada, şimdi bir sandık var, bir tane de zarf var, iki tane pusula var, oy pusulası. Bunlardan birisinde Cumhurbaşkanı adaylarının resimleri var. Tayyip Erdoğan'ı tanıyorsunuz. Tayyip Erdoğan'ın resminin olduğu yere evet mührünü basacaksınız inşallah. Katlayacaksınız. Ben hep pusulaya oy mühür vurduktan sonra ters katlıyorum ki birbirine mühür karışmasın diye. Sonra bir tane daha pusula var. O pusulada da Tayyip Erdoğan'ın partisi AK Parti'nin altına evet mührünü vuracak. Onu da aynı zarfa koyarak sandığa atacaksınız. Sandıklardan Tayyip Erdoğan birinci turda. AK Parti açık ara birinci olarak, inşallah her ikisi de seçilmiş olacak. Güçlü Türkiye, güçlü lider, güçlü mecliste Türkiye çok daha etkin yürüyecek. Ve inşallah şimdiye kadar bu sorunları çözmedeki iradeyi sizinle beraber daha kuvvetli bir şekilde yürüteceğiz. Şimdi Bingöl'de ilk aldığım bilgiler Bingöl'ün 3-0 olacağını gösteriyor. Cevdet Bey, Bingöl'ün hakikaten çok sevdiğimiz, çok güvendiğimiz, Bingöl halkının da güvendiği, bölge halkının da güvendiği, devlette yeterince, yeterinden fazla hatta tecrübesi olan çok değerli bir kardeşimiz, yol arkadaşımız. Fevzi Bey aynı şekilde Bingöl halkının sevdiği, güvendiği, tanıdığı, yakinen kendisini bildiği birisi. Zeki Korkut Ata, Zeki Bey de burada, nerede? Zeki Korkut Ata genç bir kardeşimiz, onun da genç yaşına rağmen çok sıkı bir devlet tecrübesi olduğunu, bürokraside ciddi tecrübesi olduğunu söylemek isterim. Her üçü de siyasete son derece yatkın, her üçü de millete hizmet etmeyi, tam da Ahmedi Hani'nin dediği gibi, millete aşık olarak, bu millete, bu ülkeye aşık olarak sürdüren değerli kardeşlerimiz. Şimdi ben buraya kadar geldim. Size selam vermek için, iftar sofranızı paylaşmak için. Bundan sonra kalan 13 gün mü kaldı? 13, hatta bugünü saymayın 12. Ben size anlattım. Daha da vakit olsa daha da fazla anlatayım. Ama bundan sonra anlatma sırası sizdedir. Tek tek, ev ev, kapı kapı kalan 12 günde. Köylünüz var, hemşehriniz var, iş arkadaşınız var, komşunuz var, hısımınız var, akrabanız var. Hısımın ve akrabanın buralarda ne manaya geldiğini iyi bilirim. Hısımlarınız, akrabalarınız, komşularınız, herkese mutlaka 24 Haziran'dan emin anlatın. Bu bölgenin esenlik adası olan Türkiye'nin yeni ve güçlü bir yol haritasıyla yoluna devam etmesi için Recep Tayyip Erdoğan'a evet, AK Parti'ye evet. Ancak Bingöl'den beklentimiz şu: o kadar kuvvetli bu evetleri sandığa yansıtacaksınız ki Bingöl'den 3-0 yaparak, Bingöl'den 3 arkadaşımızı da milletvekili yaparak
Ankara'ya sizin temsilciniz olarak göndereceğiz. İnşallah Allah'ın izniyle. Göndereceğiz bakanım. Bakan. Arka taraftaki arkadaşlar, sizden ses çıkmıyor. Tamam mı? Devam. Bundan sonrası size ait. 12 gününüz kaldı. Allah yardımcınız olsun. Ben de buraya geldiğim için her gittiğim yerde seçim sonuçlarını ilk sefer oradan dinlemeye çalışıyorum. Bingöl'ün seçim sonuçlarını inşallah dinleyeceğiz. Bingöl'ün zaferine hep beraber şahit olacağız. Bingöl'deki bu zafer Türkiye'de dirliğin, kardeşliğin zaferi olacaktır. Bingöl'deki bu zafer Türkiye'de daha ilerlemenin, daha güçlü bir Türkiye olmanın, refahın ve zenginleşmenin zaferi olacaktır. Allah yolumuzu açık etsin. Allah sözümüzü kuvvetli kılsın. Allah dostlarımızı sadık kılsın. Allah yardımcımız olsun. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Ramazanınız, bayramınız mübarek olsun.